Kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk Burak kardeşim. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyidir Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Vallahi teşekkür ederim. İzmir'de yazdan kalma bir gün var. Müthiş bir hava var dışarıda. Sizde mi öyle? Bizde de öyle ya. Bugün, dünle bugün 20 derece bizde de aynı. Ben anlamıyorum ki Almanya dediğin hep kara kıştır, hep kardır ya. Aynen aslında hep kar, kış, yağmur aslında ama klima artık onunla da değişti ya. Ondan sonra bana sen Almanya'ya gel. Ben seni buradan evlendireyim. Ben o kadar soğukta ne yapacağım birader ya? Doğru, Türk insanı sıcağa alışık, aynen. Ha, biz Akdeniz iklimi seviyoruz. Biz Almanya'yı sevmiyoruz o yüzden. Öyle öyle, aynen. Kardeşim nasıl gidiyor? Milli maçları izleyebiliyor musun? Milli maçları izledik, güzel. Nasıl, beğendin mi maçı? Beğendim, güzel elendik. Çok güzel elediler yani. Müthiş bir Çok güzel Burak elediler, penaltısı. hatta 3-1 olmasına çok çok teşekkür ediyoruz Portekiz'e. 3-1'de bıraktılar. Allah razı olsun onlardan. O kadar diyorsun. Ronaldo ilk bir gününde bir Ronaldo yoktu. Ya Ronaldo'nun kendi özelinde söylüyorum tabii de. Artık eski Ronaldo yok. Yani o kendini ne kadar güçlü hissetse de artık dünya Haaland'lara, Mbappé'lere kaldı. Yani bir Ronaldo mevsimi kapandı artık. Messi'yi de görüyoruz. Yani Aynen. keşke Yani bu şekilde olmasa yani. Messi ile Ronaldo'nun erası bitti. Zaten şimdi Paris Messi'den de Neymar'dan da kurtulmak istiyormuş duyduğuma göre, çıkan Evet. haberlere göre. Messi de Arjantin neydi? Boca Juniors'a gitmeye belki. Belki. Orada veda etmek istiyor deniyor. Ama bence Aynen. Barcelona'da veda etse daha doğru olur. Normalinde doğrusu öyle olur. Aynen. Barcelona'da eğer jubilesini yaparsa. Neymar için de biliyorsun Mesut Özil'in takımına gidecek deniyor. Beraber takılırlar işte Amerika'da. Ha, öyle olacak gibi duruyor şu anda. Bak hemen nasıl anladın? Lep demeden lep de bir anlıyorsun valla. Bakayım dedim anlayacaksın mı diye hemen anladın. O da Amerika'ya gidecekmiş. Beyim orada sezon çabuk başlıyor, çabuk bitiyor. Kalan zamanda da insanlar tatil yapıyor. Biliyorsun Neymar'ın Aynen. pek futbol sevgisi yok. Yok, bu Neymar, işte Mesut, genel Ronaldo o kadar değil de ama bunlar böyle lükse, şovu çok seven bir insanlar, sıcağı seven insanlar, Yani. gösterişi seven insanlar oldukları için Amerika en doğrusu olur onlar için. İnşallah Mesut bize para kazandırsın da gitsin. Peki Mesut olayıyla o zaman başlayalım. Oraya girdik. Milli takıma sonra dönelim. Mesut'un kadro dışı bırakılmasına nasıl yaklaştın sen? Ne diyorsun yani? Ben doğru buldum ya. Doğru. Ben Çünkü neden diyeceksin? Ya abi Mesut son zamanlarda ne yaptı ki? Ne oynadı ki? ama sadece marka değeri açısından söylüyorum. Gene de dünyada hala 10 milyondan fazla takip eden bir insandan bahsediyoruz. Yani bu kadar çabuk kaybetmek yerine gene kadro dışı bıraksaydık ama Mesut'u hani açıklamadan kadro dışı bırakıldı demeden daha aktif kullansaydık. Bak aylardır sakat diyoruz. Biliyorsun o konuyu. Yani olmadığı halde sakat diyoruz. Arkadaş antrenmana çıkmak istemiyor, girmiyor filan. Yani bu durumları sen de ben de biliyoruz. Yani birçok basın mensubu da biliyor. Hani şu anda çıkıp da işte Mesut'u kadro dışı bıraktık demek yerine ya Mesut işte tekrar sakatlandı. Muhtemelen yazık bu seneyi kapattı filan deseydik de bu işi daha bir dünyaya sızdırmadan daha efektif çözseydik daha iyi değil miydi? Yakışmaz mıydı bize? Orada sana full katılıyorum. Hani zamanlama açısından da kötüydü. Dediğim gibi bunu hani gizli de yapabilirdik. Bütün dünyaya duyurup rezil etmek de birazcık kötü oldu gibime geliyor aynı. Ya o konuda ben yanlış yaptığımızı düşünüyorum. Tamam kadro dışı bırakalım. Ben de bırakılmasından yanayım. Ben hatta biliyorsun transfer döneminde gönderin diye kendimi yırttım yani. Yani. Gitmesi gerekiyordu. Ama
Bir şekilde tuttular takımda. Şimdi bir şekilde bunun yükünü çekiyoruz. Bu da bize zarar verecek gibi duruyor şu anda. Öyle gösteriyor, evet. Gene bizim başkanımızın yönetimsel hataları diyelim. Öyle. Biliyorsun Ali Koç geldiğinden beri baştan ayağa hep yönetim hatası yapıyor. Yani Aynen. kararlar hatalı, zamanlamalar hatalı. Ya şanssızlıklar, talihsizlikler oldu, olmadı değil. Onlar da son zamanlarda artık kendileri de hani Ali Koç kendisi de diyor artık hani şey yanlış yaptığını görüyor artık. Hani bir düzelme olduğunu da görüyorum. Hatta inşallah da olur. Tabii Ama löv geliyor ya. Tabii senin için artık Ali Koç mevzusu biraz daha pozitife gitmeye başladık. şimdi lövü getirmekle ama sırf olmuyor kardeşim. E tamam canım, onun yanına Conan'ı da getiriyor adam şimdi. İşte Konan'ı getirecek, birkaç kişi daha getirecek. Ondan sonra takım şampiyon olacak, seneye kupayı alacak. Ondan sonra affetme işini düşünürüz. He, öyle yapalım diyorsun yani. Aynen öyle. Hani o zaman daha dereyi görmeden paçaları sıvamıyor. Peki Zirkzee ile ilgili bilgin var mı? Mustafa Hoca yalanladıktan sonra hiç Alman basında bir şey çıktı mı? Dün bir Transfermarkt'ta çıkmış haber. Sirkse'nin Fenerbahçe Sirkse ile ilgileniyor diye. Ama ben düşünmüyorum ya Sirkse'yi. Yalnız bu haberler Zannetmiyorum. farkında mısın bilmiyorum ama ben konuşuyorum. Geçen gün soru cevap yayını yaptık. Hemen arkasından Conan habere çıktı. Fark ettin mi onu? Aynen. Ben dedim ki az bir tükürdüğümüz yere değdi dedim ya. Yani bu kadar çabuk çabuk hemen habere döndürmeleri falan çok enteresan oldu. Zaten sen ne zaman yapmıştın? Cuma günü mü yaptın canlı yayını? Evet, Cuma yaptım. Cuma günü canlı yayını yaptın. Mesut Özil'in Amerika haberleri çıktı. Onu diyecektim. Amerika'ya gidecek dedim. Adam herkes Amerika haberi yapıyor. Conan'la anlaştık yaz dönemi için. Gelecek, biz zaten hani bunu kıştan planlamıştık dedim. Bir açtım, bizim gibi duyumcu bir arkadaş var bilirsin. Ben çok şikayetçi de değilim. Muhabbetini seviyorum Ahmet Conan'cı dinlerken. Evet. Bir baktım Ahmet Conan çıkmış. Conan harekatı. Allah Allah diyorum ya. Bilgiyi kimden aldınız diyesim geldi. Yayına girip diyecektim yani, hayırdır kim söyledi diye. Yani Evet. onlar da tabii ki sosyal medyayı takip ediyorlar. Bizi takip ettiklerinden de eminim. Ben mutlu oluyorum yani bu şekilde olmasından. Haber kaynağı olarak en azından bizi düşünmeleri hoşuma gidiyor. Yani güzel oluyor. Sırf altta da belirtseler Buğra Çelenk diye hani ya da Fenerli Duyum diye falan. Tabii bir arkadaşımızın yayınında söylendi filan deyip bizi de Ha. konuya dahil etseler sanki daha iyi olacak ama biz gene de iyi şekilde yad edelim o arkadaşları. Çünkü biz şikayetçi değilim. Ben onların varlığından mutluyum. Aynen. Sonuçta hepimiz benzer bir şey yapıyoruz. Ben ne kadar, sen ne kadar para için yapmasak da bu işi, sonuçta hepimiz aynı işi yapıyoruz yani. Öyle öyle. Peki o zaman şöyle döneyim geri. Fenerbahçe'nin transferle ilgili duyumlarına sana tekrar döneceğim başa. Ama onu en sona koyalım. Milli Tamamdır. takıma Almanya'dan bir genç oyuncu alındı diye biliyorum. Türk milli takımını seçti. Frankfurt'ta oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yok, FC Köln'de oynuyor. Salih Köln'de oynuyor. Özcan. Salih Özcan. Evet. İzledin mi sen hiç? Biliyor musun oyuncuyu? Ben birkaç maçını izledim. Fena değil çocuk. 6 numaralı oynuyor merkez orta sahada. Crespo'ya alternatif mi olur diyorsun ya? Crespo'ya süper alternatif olur. Eğer Zayt sezon sonunda satacak isek Yani? Yok, satmayacağız. Ben onun sayımını satmayacaksın. vereyim hemen. Bak beni çok güzel sevindirdin kardeşim. Ben Zayt'sın satılmayacağına sevindim açıkçası. Zayt takımda kalıyor. Yani alternatif oyuncu olarak tutulacak. Oraya bir tane daha 8 numara bakıyorlar. Bir de Mert Hakan Evet. Yazdaş var biliyorsun elimizde. Aynen öyle. O bölgeye mümkünse bir Türk istiyorlar. Senin söylediğin isim de bu Türk skalası kelimesine çok uyuyor. Bir de milli takımı seçtiği için,
Biliyorsun artık Ferdi de bizim milli takımımızda. Evet. Şimdi kadroyu şöyle gözümün önüne getiriyorum. Sol çizgide açık olarak Ferdi. Arkasında Konan gibi arkasını çok iyi toparlayabilecek, bana kalırsa gelecekte Roberto Carlos gibi alternatif olabilecek bir isim. Konan süper ya. Tamam, şimdi arkasında o, önünde Ferdi. Sağda bek olarak dediğim gibi bir Osayi. Brezilya'da bakılıyor. Ama o sayı alternatif. Aynen. Ama Türklerin Fenerbahçe'deki varlığı önemli. Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş. Bunların üçü de 10 numara biliyorsun. Evet. Ama bize bir tane de oyun kurucu, Selçuk İnan vasfında bir adam lazım. Aynen. Böyle bir 8-8,5 numara gibi değil mi? Peki bu Salih Özcan bu tanıma uyuyor mu? Yoksa hakikaten bir net Crespo mu yani? Aslında senin dediğin kriterlere uyuyor kardeşim. Çünkü Almanya'da da aynı senin dediğin gibi böyle hem orta saha hem kesici hem böyle oyun da kuruyor. Ama güzel paslar da atıyor aralardan falan. Dediğim gibi böyle tam Selçuk İnan şeyi, profili. Peki Mustafa Hoca'nın yayınlarında söylediği gelmeyecek. Sen inandın mı buna? Mecbur inanacağız Mustafa Hoca öyle diyorsa. Yalnız bak, çok enteresan bir transfer politikası izleyeceğiz gibime geliyor yani Fenerbahçe. Ben şunu da ekleyebilirsem eğer Cuma günü Barış Yurduseven bir açıklama yapmış TRT Spor'da. Almanya'da çok yakın bir antrenör abimden aldığım duyuma göre Löw gurbetçi oyuncuları hem izliyor hem de izlettiriyormuş. Bunun sebebini ben sana hemen çok kısa anlatayım iznin varsa. Tabii ki. Birincisi, ben yayında söylemiştim. 20 tane oyuncu gelecek altyapıya. Evet. Bunun minimum 10 tanesi Türk olacak. Evet. Ve biz altyapıya koyacak kadar Türk'ü Türkiye'de bulamıyoruz. Çünkü bizim futbol sistemimiz altyapı olarak buna müsait değil. Ne yazık ki öyle, evet. Tam olarak bu haberin arkasında gene bu var. Löw 11 yaş grubundan itibaren bütün altyapı gruplarının hepsini dizayn edecek. Aynen. Ve Aynen. bunun için Almanya altyapısı çok önemli. Yani dediğim gibi bütün yaş gruplarını takip ettirdiğinden eminim. Muhtemelen oradan altyapıya da oyuncu getirecektir. A takımına ben maksimum bir oyuncu veya ikiyi göreceğini zannetmiyorum da bir tane altyapıya 11 oynayacak bir Türk daha getirir. A takıma diyorsun. A takımı. Yani Hı çünkü hı. Arda'nın oynaması önümüzdeki sene zorunlu. Bakın bunu bir daha söylüyorum. Muhammed ya da Arda, ikisinden biri her halükarda 11'de olacak. Okay. Tamam. Altay Bayındır satılmazsa 11. 11. Ferdi Etti 2. muhtemelen oynayacak. Etti 3. Şimdi geri kalan kadroyu düşünmek lazım. Ben Serdar Aziz'in de oynayacağını düşünüyorum her maçta. Ben sana bir kadro, benim böyle kafamdan geçen bir kadro sunabilir miyim Tabii kardeşim? tabii dinliyorum. Eğer ki ne? Altay ve Kim Minji Ben satılmazsa kalede satacaklarını Altay. artık zannetmiyorum, onu söyleyeyim. İnşallah satmazlar, inşallah. Bu sezonun takımından 8 kişi direkt gelecek sezonun kadrosuna ilave ediyorum. Altay Bayındır. Sağ bekte Osayi, Serdar Aziz Kim Minji ikilisi, stoper ikilisi. Konan Ferdi Kadıoğlu sol sol bekte. bek. Konan da olabilir sol bek. Aynen. Crespo Zayt ortaya hiç bozmadan devam. Hiç bozmadan. Devam. 10 numarada İrfan Can Kahveci. Şimdi bu seneki kadroya sırf 3 adam ekliyorum. Sağ açık Pavon. Sol açık Perisic. Forvet'e de Luis Suarez. Bu O üç nasıl bir oyuncunun 11 öyle? sezon sonu sözleşmeleri bitiyor, boşa çıkıyorlar.
Bunlara beşer milyon imza parası vereceksin, getireceksin kardeşim. İhtimal vermiyorum. Yani Perisic'le Luis Suarez bize gelmez. Ama Pavon için gelebilir diyorum bak. Tamam, Perisic'le Luis Suarez bize gelmez. Onu kimseyi gaza getirip bekletmeyelim. Yok yok, o benim kendi şey... isteğin talebin bu. İstek takımım, aynen. Tamam, tabii ki tamam. Bu olmazsa yok. Da arka sol bek ediyorum Eren Elmalı çekip Ferdi Kadıoğlu'nu o zaman sol açıkta oynatmak. Şimdi onu söyleyecektim. Konan'ı alırsak ona yedek olarak muhtemelen Eren Elmalı'yı almaya çalışacağız ama Trabzon bırakırsa muhtemelen Trabzon'a gidecek gibi duruyor da. İnşallah gitmez ya, inşallah gitmez. İnşallah gitmez, ben de oradayım. Şimdi Konan Eren Elmalı solu alır, Ferdi sol öne alır bence. Aynen, aynen. Şimdi Kim Min-jae ile Altay'ın satılmayacağından eminim. Altay'ın gitmeyeceğinden eminim diyorum ama yani düne kadar 18 milyon euroları gördük teklif anlamında. Eğer evet. Yaz döneminde 20-22 bandına çıkarlarsa Altay'ı da Kim Min-jae'yi de kaybedebiliriz. Vallahi ben sana şöyle diyeyim kardeşim, 20 milyonluk teklif gelsin her iki senede tutamayız. Yok, ben 20'ye Altay'ı verebiliriz diyorum ama niyeyse Kim Min-jae için hayır kalsın dediğimiz sürece o fiyat yükselecektir diye tahmin ediyorum. Ha, Kim Min-jae'yi satmazsak seneye tutup bir de bu takım şampiyon olup ondan sonra Kim Min-jae'yi satarsan 30-35'e satarsın. Bakalım, ben 35 değil de bu yaza eğer giderse 26'ya falan gideceğini düşünüyorum. Sadece Kim Min-jae'nin. Altay'ın 20'ye net gideceğinden eminim de eğer giderse. Ama şunu yine söylüyorum. Löw kalsın demiş ikisi içinde. Onu okay. Bekleyeyim de. Hani abi kalacak dedin yayında az önce diyecekler muhtemelen. Bunu söyleyeyim. Vallahi kardeşim beni şimdi o kadar mutlu ettin ki bu haberle. Eğer gerçekten Löw dediyse Altay'la kim kalsın? Tamam o zaman. Bunu söylediğini ben duydum. Bilgisi geldi de. Şimdi burada temel sorun şurada. Biz kimi satacağız transfer yapmak için? Çünkü Löw'ün istediği 4 oyuncudan biri Konan. Bir kişi daha forvet istediğini alacağımızın garantisini verdik. Sörloth ve Zirkzee alabileceğimiz oyuncular. Ama Zirkzee için biliyorsun 7 milyon euro gerekiyor. 7-8 öyle bir şey. Öyle aynen. Bir para konuşuluyor. Onun için elden Mesut Özil 10 milyon euro minimum gitmesi gerekiyor. Aynen. Gustavo'yu gönderecekler zaten. Sosa gönderilecek zaten. Ama kimi satacağız? Sosa. Pelkas'ı satmamız lazım. Pelkas, Atilla Salahi, Valencia. Valencia teklif yok maalesef. Teklif yoksa da o zaman fes edeceksin kardeşim. Hiç tutmayacaksın kadroda. Kime? Salahi. Ha Salahi yok yok. Salahi satacaksın tabii canım. Yok Salahi diyorum. Maalesef teklif yok dedim. Ha. Teklif yoksa o zaman tutacağız mecbur. Ama ben, bu ben tutulması da şundan yanayım. Eğer Kim Min-jae'yi olur da gönderirsek Serdar Aziz Salahi ikilisini bir şekilde Löw adam eder yani. Aynen, aynen. Tamam, bir Kim Min-jae etkisi çıkmaz. Ama Salahi de çok da aratmaz yani. Hani çok aratmaz derken o kademe anlayışı olarak Kim Min-jae'nin yaptığının yarısını yapamaz eminim de. Yok. Ama yok. Gene de ligde ayağı yere basan sağlam defans oyuncuları arasında yer alacaktır yani. Aynen inşallah. Bir de geriden oyun kurma özelliğini ekleyelim üstüne. Yani senin evet. Salahi, Kim Min-jae, şey Salahi ve Serdar Aziz ikilisini de yan yana görebiliriz. Bu arada Abdülkadir miydi? Konyaspor'un defansı. İsmi unuttum şimdi ama Abdülkadir tamam. Evet soy ismini unuttum. Soy ismi önemli değil. Abdülkadir için de bir girişimimiz olacakmış. Onu da belirteyim.
Belki Okey, o da güzel. alay kimliğe satılma, ikisi birden satılma ihtimaline karşı da bir eylem planı hazırlanıyor olabilir. Ha, ben de onu diyecektim. Eğer ikisi de satılırsa o zaman gerçekten hemen davranmamız lazım. Abdülkadir şey yapılacak, alınacak gibi duruyor şu anda. Hani bizim onlardan gelen finansal gücümüzden dolayı çok parayla ilgili, Konya ile ilgili sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. Evet. Yani orayı Evet. çok rahat çözeriz. Bu arada Berke için de söyleyeyim. Berke yazın sözleşme uzatacak, haberiniz olsun. Yani. Sen Bir pek duyum daha geldi arkadaşlar. sen Bu çok duyuma mutlu aslında oldun. hemen bir beğeni de gider yani. Evet, beğeni atmayı da lütfen unutmayın. Peki milli takıma geri dönelim. Fenerbahçe ile ilgili bence yeterince duyum verdik. Öyle. Önümüzde İtalya maçı var, biliyorsun. Salı günü. Biraz keyif maçı olacak gibi sanki. İnşallah İtalya bizi kevgire çevirip sadece onlar keyiflenmez diye düşünüyorum yani. Şimdi keyif maçı olacak da İtalya'da bölüm sonu canavarı gibi kardeşim. İşte onlar bizden keyif alacaklar gibi duruyor daha çok. Ya ne hallere düştük yani. Yani dünya çapında oyuncularımız var. Çağlar, Merih gibi iki tane çok büyük defans oyuncusu. Cengiz Ünder gibi Avrupa'nın en önde gelen sağ açıklarından biri. Yani Hakan Çalhanoğlu. ya Hakan'ın bence devri bitti de. Yani hani son kurşunlar. Aynı Cristiano Ronaldo gibi o da sonlarını oynuyor. Onun için bir şey demeyeceğim. Ben Hakan'ın artık yavaştan milli takımdan kesilmesinden yanayım da. Evet. Orayı aynı Mehmet Topal'ı nasıl bıraktıysa yavaş yavaş milli takım. Yani Hakan'ın da artık o mevkiden almaları gerekiyor. Oraya birini monte etmeleri gerekiyor. Bu İrfan Can çok rahat olabilir. Hani Stefan Kuntz yani namı diğer Hamit Altıntop parantez içinde. Ben milli takımda adaletli forma dağıtıldığını düşünmüyorum kardeşim. Çünkü şimdi eli oturup doğru konuşursak herkesin bir lobisi var. Hani bu Galatasaray lobisi de belli yani. Anlatabiliyor muyum? Hani sırf onların oyuncularını oynatıyorsan senin ben şeyinden kötü art niyet ararım. Ya Bu kadar şimdi basit. şu da gerçek de. Yani biz Fenerbahçe olarak milli takımı hak edecek bir oyun oynamıyoruz. Oyuncularımıza da oynatmıyoruz. Yani özellikle Pereira'nın gidişinden sonra ne oynadığımız zaten çok belli değildi düne kadar. Şimdi İsmail Kartal gene yapamadı ama 5 haftadır öyle ya da böyle Fenerbahçe'yi 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlikte ligin içinde hala en güçlü takım konumuna getiriyor. Bu da Öyle. bir meziyettir. Oyun olarak çok ekstrem bir durum yok ama yani yaptığı gene de bir şey var ortada. O açıdan şimdi şuna geleceğim ben. Milli takıma hak edecek oyuncularımız çok yok. Yani Ferdi sakat olmasa Ferdi hak ediyordu. Onu kabul edebilirim. Ama İrfan Can bu formuyla şu an hak etmiyor. Tamam bir Şu tane an belki oldu da hak. oynamasın ama yani hak da ettiğini düşünmüyorum ben. Bilmiyorum senin fikrin nedir? Ben de senin gibi düşünüyorum. Hani orada böyle %50 %50 ama şöyle diyeyim, İrfan Can oynasaydı Hakan Çalhanoğlu'ndan daha çok katkı sağlardı. Hani bunu diyebilirim rahatça. İşte ben de onun için dedim. Yani şu an benim önümde İrfan Can'ım ben. Yani Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu gibi iki tane adam oynayacak. Aynen. O maçta muhakkak bir asist yaparım yani. Muhakkak yaparım. Aynen. Aynen öyle. Aynen O açıdan ben oynatılmasından yanayım. Çünkü Hakan Çalhanoğlu artık eskisi kadar ceza sahası çevresi oynamıyor. Daha çok Yok. geriden oyun kurucu olarak oynuyor. İrfan biraz Aynen. daha oraya yatık olduğu için onun olmasından yanayım. Onun dışında hiçbir Fenerli'yi almadıklarına kızmadım. Çünkü Çağlar zaten dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Serdar Aziz nasıl kesecek onu? Mümkün Yok yok. değil. Merih Mümkün desen değil. bence şu anda Çağlar'ın da önünde Merih'in performansı. İtalya'da ben her maçını izliyorum neredeyse Atalanta'nın. Aynen Atalanta'yla süper gidiyor. İyi ki Merih var dedirtiyor yani Atalanta. Şimdi Merih'le şeyin olduğu yerde Serdar Aziz gidip kesemez yani.
Yok. Tamam, bizim Yok, sağ kesemez. bekimiz yabancı. Sol bekimiz yabancı şu anda. Novak oynuyor. Ferdi yok. Ön Evet. liberolar Zayla Crespo yabancı. Onların önünde Mesut İrfan Arda var. Yani Mesut formsuz. İrfan formsuz. Zaten Mesut kadro dışı bıraktık da. Arda da şu an için direkt milli takımı al 11'ine koy. Bir Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığını yapmadı yani. Hani daha yapmamışken de gel demek, o açıdan Kuntus bence bir tık haklı yani. Adam zaten Burak Yılmaz'a alternatif Serdar Dursun çağırdı yani. Hani daha ne yapacak? Cengiz Ünder'i mi keseceksin, Kerem Aktürkoğlu'nu mu keseceksin? Yani kimi alacağım Fenerbahçe'den? Oralarda da Türk oynamıyor yani. Yok. Hani Ama ben Fenerbahçe'de milli takımda oynayabilecek işte 3 4 5 tane belki adam var. O da Altay Bayındır. Serdar Aziz, ama onları da dediğim gibi o ikisini hayatta kesemezsin. Serdar Aziz tamam, kesemez onları. kesemiyorsa onu alternatif olarak sadece kadroya çağırabilirsin yani. Aynen öyle. Ondan sonra Ferdi Kadıoğlu oynar. Hani O %100 da oynar. sağlıklıysa %100 oynar tabii canım. Tabii. Mert Hakan Yandaş'la oynar orta Yok, sahada. yok, yok. Kimi keseceksin baba Mert Hakan'ı? Yusuf Yazıcı bile Mert Hakan'dan daha aktif bir adam. Yani O da doğru, aynen o da doğru. kimi Bir de keseceksin? dediğim gibi Serdar Dursun var. O da artık Burak Yılmaz'ın varsa, ama Burak Yılmaz'ı oynatacaksın tabii ki. Şimdi Fenerbahçe'de Normal. kadroda Burak Yılmaz olsa sen Serdar Dursun'la çıkar mısın 11'e yani? Yani şimdi Burak Yılmaz tamam kazma da Fransa'da neler yaptığını da hani her Kazma tüm dediğin adam dünyaya gösteriyor. geçen sene Lille şampiyon yaptı ya. Öyle bir Aynen öyle. kazma yok yani. Yani o açıdan ben forma adaletsiz demiyorum. Ya da Fenerbahçe bir art niyet var demiyorum. Ama en azından bir İrfan Can'ı kadroda 18'de 25 kişi kadroda neyse olsun isterdim. Dediğim gibi Arda şu Ya. an bence çok müsait değil gitmesi. Doğru da gelmiyor bana. Arda için söylemeyeceğim bunu. Altay kadroda yok muydu? Ben ona bakmadım. Altay şeydi, yedekti. Yedek Tamam. kaleciydi. Şimdi Uğurcan şampiyon takım 20 puan fark atmış gidiyor yani. Yani biz de yıllarca Volkan Demirel'i milli takımın kalesinde izlediğimizde yani düşün Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar ki Trabzonlular da öyle. Onların da çok iyi kalecileri vardı Volkan Demirel döneminde. Hani neydi o çocuğun adı Uğurcan'dan önce diğer taşlar olduğunda? Tolunay mıydı? Tolunay Zengin miydi? Tolga Zengin. Tolga Zengin, Ha, Tolga. Tolga'dan önce de biri vardı. Gene uzun saçlı böyle top sakallı, hafif yapılı bir olandı. Adını unuttum çocuğun. Ha, aynen. Uzun saçlarını bağlıyordu. Ama ismini ben de Bildin unuttum. değil mi? Düştü Rejberi andırıyordu böyle. O çocuk da mesela çok iyi kaleciydi. Ama o zaman Evet. döneminde şampiyon takımı bizdik yani. Anladın mı? Volkan Demirel'de kimse Öyle. zaten kaleyi vermedi. Yani artık bu dönem Uğurcan'ın dönemi dersek haksızlık etmeyiz. Ha, Uğurcan mı Altay mı diyorsan gönlüm Altay'dan yana, o ayrı. Ama Tabii. ikisi kadrodaysa yani Uğurcan'a niye 11 verdin, Altay'ı niye almadın demek de doğru değil. Uğurcan da Yok, kötü o kaleci doğru. değil yani. Bugün onun da 20 milyon euroya yakın piyasa değeri var. Çocuğun hakkını yememek lazım. Yok yok yok. Şimdi şeyi öldür ama hakkını yeme. Oğurcan da gene de sonuçta milli takımımızın bayrağımızı, kalesini koruyor yani. Yani Hani orada o o açıdan kimseye zaten laf ettirmeyiz. yani ben onun için çok koyu bir Fenerbahçeli de olsam yani fanatik bir şekilde Altay kaleye geçsin diyecek durumda değilim. İnşallah İtalya maçı da güzel bir maç olur. En azından çok fark yemediğimiz, en kötü bir beraberliği istediğimiz bir maç olur. Var mı skor tahmini İtalya için? Valla İtalya 3-1 diyeyim İtalya. Ben de 4-1 İtalya alır diyorum da. Bakalım sonuç ne olacak. Ya kardeşim İtalya gerçekten bölüm sonu canavarı gibi. Ama onlara karşı bir de İtalya dünyanın en defansif takımı biliyorsun. Hani kapandı mı onları açmak çok zor. Bakalım yani. Ben zaten o biri karambole atarız diyorum böyle. Yani 4 tane net yeriz gibi geliyor.
Mesela Almanya'nın en kötü rüyası panzerlerin İtalya. Tabii. Herkes İtalyanlardan şikayetçi. Müthiş kapanıyorlar çünkü. Aynen. Kontrata da hızlı çıkıyorlar. Aynen. Yani o açıdan insigne onlar da değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Insigne İtalya'da aynen. Sol Tamam. açıkta oynuyor. Sen tek başına yeter yani. Başka kimseye gerek yok. Lazaro Lazaro galiba var orada bir de. var. İşte Chiellini var Yani ya eskilerden de defans bir hattını Bonucci sayma falan zaten. var. Yani 20 senelik, 40 senelik İtalyan futbol tarihine bakalım yakın zamanı. Yani dünyanın en büyük defansları Nesta'lar, Maldini'ler. Turam orada oynadı ama Turam yanlış hatırlamıyorsam Brezilyalıydı. Aynen. Ama ne oyuncular geçirdik yani İtalya liginde özellikle. Ya her zaman sert futbol seviyorlar, dar alan seviyorlar. Yani Andrea Pirlo vardı. O biliyorsun Pirlo. ya Teknik. Pirlo var, Totti var. Totti var. Inzaghi vardı. Inzaghi, Del Piero vardı hatırlarsın. Del Piero aynen. Del Piero ya. O neydi ya? Nedved'in bile en büyük parladığı dönem Juventus'ta oldu yani. Adam dünya tarihine Aynen. geçti yani. O Clemens Seedorf falan zamanları, Davidson falan vardı. O Milan'da gözlüklü oynuyordu. vardı ya. Milan'da oynuyordu. Önünde Şevçenko'su vardı. Hey gidi hey. Ya Ne dönemler, ne dönemler. İnsan bak o dönemleri çok özlüyor. Şimdi İtalya Ligi'ne bakıyorsun. Şu an sana bak hızlı hızlı sor. Milan'dan bir yıldız. Bir tane süperstar. Söyler misin ismi? İbrahimovic. Inter'den bir tane süperstar. Martinez. Javier Martinez. Aha. Hangi Martinez? Forvet var ya Inter'de. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, aynen. Tamam. Bir tane Juventus'tan söyle. Dybala. Geri dönüyorum. Bir tane daha Milan'dan söyle. Yok. Bir tane daha Yok. Inter'den söyle. Eskiden Lukaku vardı, o da gitti. O geç geç. Şimdi diyorum. Bir tane Yok daha gitti on. Juventus'tan söyle. Juventus'ta bir tane de yeni aldıkları Vlahovic miydi? Forvetleri var o kadar. Vallahi bilmiyorum ya, onu Doğru da mu? bilmiyorum. Eskiden Fiorentina'da bile çok büyük yıldızlar vardı ya. Ya. Şimdi İtalya Ya. Ligi'nde yıldız yok. Dön bu tarafa İspanya'ya. Real Madrid'den bir yıldız. Orada bir tek yıldız var, o da Benzema. İkincisi yok mu? Belki Modric. Belki Modric ya da o şey Vinicius Junior. Sol açıkta oynayan var ya. Junior dünya çapında bir yıldız değil bence. İyi bir oyuncu ama yani şimdi İngiltere Ligi'ne dönünce ne dediğimi anlayacaksın yani. Aa Gel şimdi. Barcelona'ya bir tane yıldız söyle bana. Barcelona'da vallahi ben var ya yemin ediyorum yıldız bilmiyorum ya. Şu an hani Messi vardı. Düne kadar Xavi, Iniesta, Messi, Luis Suarez, Neymar sayamıyordun yani. Anladın mı? Çok Luis, vardı. aynen. Ronaldinho'lar bilmem neler. Ya şimdi dön Fransa'ya. Paris Saint-Germain'den yıldızları hariç başka takımlarda bildiğin bir yıldız var mı? Mesela Lyon'da, Marsilya'da. Kur'an çarpsın aklıma gelmiyor. Hiç gelmiyor değil mi? Ama dön Yok. İngiltere'ye. En alt takımdan başlayalım West Ham'dan filan. Üste çıkana kadar her takımda minimum bir tane söylersin gene. İsim gelir Bir yani. tane sayarsın. Aynen, Yani. aynen. Şimdi bütün oyuncular İngiltere'ye toplandı. Ondan sonra birileri programlarda diyor ki yok İngiltere'nin yayın değeri şuymuş da bizimki buymuş da her geçen gün değersizleşiyoruz. Her geçen gün dünya futbolu değersizleşiyor. Sadece İngiltere'de artık futbol oynanma o seviyeye geldi dünyada. Evet. Yani bu iyi değil. Dünya için iyi değil. Eskiden İtalya Yok. dedin mi, Juventus dedin mi, Trezeguet derdin, forvet. Zidane derdin orta saha. Ya da ne bileyim Fiorentina'dan Rui Costa çıktı. Neydi o? Bir tane forvetleri vardı bunları Milan'a almış da Fatih Terim o zaman. Adamın adını unuttum. Çok da iyi bir Ronaldo'yu mu diyorsun? kimi? Baba Ronaldo. Yok yok.
Neyse bir tane de forvetleri vardı. Hatırlayan varsa yorumlara yazsın da bakalım ona tekrar. Şimdi aynen. Fiorentina'dan iki kişi çıktı öyle. Ne bileyim dön Milan'a bütün kadroyu Nesta'sı, Maldini'si, orta sahada Sidorf'u, Şevçenko'su. Şimdi sayıyorsun yani. Juventus dediğim evet. gibi ağababa böyle Nedved'ler falan oynuyordu. Hani Trezeguet, Nedved. Şimdi ne oyuncular var? Dön bu tarafa ne bileyim Fransa'ya, Marsilya'ya, ne bileyim Lille hoş yeni biraz daha da. Ama Lyon falan çok korkuturdu insanları ya. Yani. Öyle, öyle, öyle. Aynen. Şimdi ciddiye alan yok. Yok. Ya eskiden mesela dediğim gibi bu 15-20 sene önceki Şampiyonlar Ligi'ne maçlarına bak, bir de bugünkü Şampiyonlar Ligi maçlarına bak. Hani o zamanki şey seyir zevkiyle bugünkü seyir zevki aynı değil kardeşim. Yok işte çünkü çok büyük oyuncu kalmadı. Artık Messi ile Ronaldo'yu gördükten sonra diğer oyuncuların o kadar büyük olmadığını düşündük biz hepimiz. Evet, yani evet. Bunlarla kıyaslamaya baktık. Dybala falan geldiğinde belki dedik. Ama şimdi dön Manchester City'ye. Dünyanın en büyük takımı ama süperstar yok takımda. Takımda süperstar yok, yok. Oturup Phil Foden'ı izliyorsun nasıl hoşuna gidiyor. Bernardo Silva'yı izliyorsun nasıl hoşuna gidiyor. Aynen, aynen. Ama şimdi bunlar herhangi bir Ronaldo ya da Messi ile kıyaslanabilir mi? Mümkün mü? Yok, yani. Yok. Bana göre bence de dünyanın şu an iki tane büyük takımı var. O da birincisi Manchester City, ikincisi de Bayern Münih. Bayern zaten bana göre. 50 yıldır hep aynı çizgide gidiyorlar. Adamlar hiç bozma yok orada. Yok abi bak Bayern gerçekten hani Almanya'da şimdi Almanya şeyine gel buraya herkese sor %90'ı Bayern'a çok gıcıktır. Hani Fenerbahçe Türkiye'de neyse Bayern Münih de Almanya'da aynısı. Yok, Bayern'in durumu daha kötü. Fenerbahçe Bayern'in durumu diyorum, hatta daha da kötü. Kerem Aktürkoğlu parladı şimdi Fener gidip Galatasaray'da onu almaz yani. Alamaz. Vermez Galatasaray. Yok. Yani Bayern Borussia Dortmund'da parlayanı da alıyor. Ne bileyim Leipzig'de parlayanı da alıyor. Adam kimin canı isterse onu alıyor. Gücü var yani. Ha, ben de onu diyecektim. Bayern Münih yaptığı iş ligde ne kadar hangi takımda iyi oyuncusu varsa mesela ne Lewandowski Dortmund'dan tak Lewandowski'yi aldı. Mats Hummels Dortmund'dan tak Lewandowski şey Mats Hummels'i aldı. Mario Götze vardı. Dünya şampiyonu yaptı biliyorsun evet, golüyle evet, Arjantin'le. Gol attı tak Mario Götze'yi evet, aldı. Hani ligde hangi takımda iyi bir oyuncu var hemen gidiyor onu alıyor tak işi bitiriyor. Bitti. Goretzka şey, falan bu Gnabry. Onu diyecektim şimdi. Gnabry değil de. Jadon Sancho Goretzka. Muydu? Sancho muydu? Sancho nereden geldi? Arsenal'den mi? Renato Sancho Almanya diyorum. Bayern Münih'in altyapısı. Altyapı değil mi o? Aynen. Tamam. Neyse İbo'cum yayın çok uzun oldu. Kendine iyi bak. Görüşürüz yine. Sağ ol kardeşim. Yine futbol muhabbeti yaparız. Ayın 10'unda zaten Kadıköy'de bir ortak yayınımız olacak stadın önünde. Aynen. Herkesi Fenerbahçe Galatasaray derbisinden önce bizim yayını izlemeye de davet edelim şimdi de. Aynen. Buradan WhatsApp gruplarına da bir haber olsun. Gelmek isteyen 10 Nisan Pazar günü Buğra ve ben Galatasaray maçında derbide statta olacağız. Gelmek isteyen buyursun gelsin orada buluşuruz, tanışırız. Beraber de maçı izleriz inşallah. Hep beraber çok eğleneceğiz. Herkesi bekliyoruz. Aynen öyle. Takımımıza her zaman tam destek, hep destek diyoruz. Aynen öyle. Hadi herkes kendine iyi baksın. Lütfen yayını beğenelim. Yayını beğenelim arkadaşlar lütfen. Yorumlara da şey yazmayı unutmayın. Bu arada sorduğumuz oyuncular da yorumlara yazın. Cevaplarınızı bekliyoruz. Görüşürüz. Herkese görüşme. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.